Diyor ki çok üzgünüm, edep ve ahlak duygusu siyasette çok önemlidir diye ekledi Meral Akşener. Ne oluyor şimdi İyi Parti'de diye? Biz kaç gündür konuşuyoruz gerçi, evet. De. Ama bu çok vahim iddialar değil mi yani? Bundan ya sonra... Şimdi dedikodu, ortada bir belge yok. Bakın diyor ki işte... Ama Ümit Dikbayır diyor ki ben diyor yani bırakırım diyor her şeyi diyor. O kadar iddialı, alnım açık diyor mesela. Poşetle diyor 200'er bin lira ekibine para dağıttı. Şahitlerim var dedi orada. Koysun şahitlerin ortaya. Yani para nereden gelmiş, neye gitmiş, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısın sen yani. Sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da sorumlusun. Dolayısıyla buradan İYİ Parti içerisinde bireysel birikmiş bir kin diyelim veya yani biriken olaylar bir yerde patlamış. Ama ortada doğru düzgün sadece söylenti var, belge yok, bilgi yok. Biri diyor ki bu şunu söyledi, bu bunu söyledi. Ama şu bir gerçek, Meral Akşener öfkeli. Hı. Meral Akşener öfkelendiği zaman da masayı yumruklar yani. Öyle de bir huyu vardır. Yani şey ne diyelim ona, yani öfke kontrolü de yok. Yani Meral Hanım'ın çok sert girer. Demek ki yani birkaç kişi sadece burada Ümit Dikbayır'a değil bana gelen bilgi 3 kişi için bunları istemiyorum gitsinler demiş. Hı. Onların da sessiz sedasız çekip gideceklerini düşünüyorlardı ama bakıyorum Ümit Dikbayır vuruşarak çekiliyor. Yani vuruşarak çekiliyor. Sen zaten baştan beri öyle diyordun, evet. Böyle yapacak dedin. Yani bir taraftan da işte istifa etmeyerek kendisinin ihraç edilmesini, ihraç edilince de mağdur olacak. Bizim milletimiz böyle. Etmeyeceğim dedi mesela, bırakmayacağım diyor ısrarla. Bırakmayacağım. Bir ara edeceğim dedi, istifa edeceğim demişti bir ara da şimdi demiyor. Şimdi de etmeyeceğim diyor ama yani ifadesini verir. Disiplin kurulu bir kere onu kesinlikle ihraç edecek. Haklarını ne kadar alabilir? Bugünkü ülkede hukuk olmadığı için hiçbir şeyi söyleyemeyeceğim. Ama İYİ Parti'de bir kaynama var. Bu kaynama birkaç kişi, 3 kişinin istifası isteniyor. İkisi, yani bir tanesi etti. Birisi direniyor. Birisi de bir müddet bekleyecek. Ben hiç olmazsa bunlarla aynı kepede olmayayım diye bekleyen birisi daha var. Kim diye sorsam şimdi. Yani çok uygun olmaz. Yani ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi Adnan Bekir gitti. Evet. Tamam, istifa etti. Şimdi Ümit Dikbayır zaten açıktan söylüyor. Hani bir yargı süreci vesaire, artık ne olacaksa bilmiyoruz ama bekliyor şu anda. Yani en azından şu anda etmeyeceğini biliyoruz. Bahadır Erdem'le Durmuş Yılmaz da bir tarafta ayırırsa çenlerden birileri olduğunu ben de biliyorum. Evet. O yüzden burada çok adı geçen yani kişiler. Şimdi Meral Hanım öfkeli. Kendisine bir bu söylentilerin, bu iddiaların, bu dedikoduların kendisine hedef aldığını, ailesini işin içine sokulmaya çalışmasını affetmiyor. Yani bir anaç tarafı vardır Sayın Akşener'in. Koruyucudur. Yani daha önce de benzeri vakalarda mesela torunuyla ilgili bir MHP milletvekilinin sözüne çok öfkelenmişti. Yani gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çok öfkelenmişti ama Sayın Akşener aslında yani bunları grup toplantılarında, yayınlarda değil partinin içerisinde sessiz sedasız çözmeliydi bence. Bu kadar ayyuka çıkabileceğini kendisi de herhalde hesaplayamadı. Diğerlerinde itiraz edebileceklerini düşünmediler galiba. Yoksa bu durumlarda çeşitli siyasi partilerde, derneklerde, vakıflarda, hatta şirketlerde böylesi durumlarda çok böyle ayrıntılara girmeden üzeri örtülür. Hadi güle güle denir, biter ama burada da bir hesaplaşma, bir intikam hissediyorum. Beni nasıl buradan gönderirsiniz? Ben vazgeçilmezim. Ben bu partinin kurucusuyum. İyi de yani sen
O zaman sessiz kal. Sana yapılan istinatları, suçlamalara cevabını ver belgeleriyle beraber. Bunu bekleriz biz ama böyle olmuyor. Bu sağ peki, partilerde böyle olmuyor. Ama diyor ki yani işte şahitlerim var, elimde deliller var. Bütün ben diyor boş konuşmuyorum diyor, onların hepsini sunacağım diyor. Sunsun. Yani şimdi televizyonda çık, ben izledim. Diyor ki elimde, o zaman gösterecek onları, isimlerini verecek. Ha, isim var. Vermiyor mesela. Olmaz diyor. Bir şeyi söylersem yer yerinden oynar diyor mesela. Bu bakın yani bu. Öyle bir yani yaklaşık öyle bir cümlesi var. Yani bu ucuz numaralar bence. Yer yerinden oynarmış. O zaman ne denir biliyor musunuz? En sağlam ortaklık suç ortaklığı. O zaman sen de bu suçun ortağısın. Yer yerinden oynar olayında sessiz kaldıysan, bugüne kadar sustuysan, sen de o işin ortağısın demektir. Bu yüzden ben önümüzdeki günlerde bu işler, ihraçlar biter, işte istifalar, sular durulur. Ama Sayın Akşener herhalde bu adı geçen kişilerle ilgili de yaptırımlarına devam edecektir. Hmm. Bir takım isimler var işte. Şimdi yani, dağılma lafı, hani mesela dün ben sosyal medyada baktım. Genellikle yorumlar şöyleydi. İyi Parti işte bu dakikadan itibaren bölünmüştür, parçalanmıştır. Bu açıklamalardan yok, böyle mi mesela? Yok, hayır, öyle değil. Yani şimdi oradan İyi Parti'den Meral Akşener'i çekip alırsanız geriye bir şey kalmaz. Onu söyleyeyim yani. Ve büyük partinin büyük bir bölümü Sayın Akşener'i destekliyorlar. Sadece seçimlerde listeye girememiş veya alt sıralarda yer almış, hayal kırıklığı yaşayan kimileri de işte bu çıkan kargaşadan mutlu olmaya çalışıyor. Bu siyasette bunlar oluyor. Hı hı. Siyasette daha önce de biz Ankara gazetecileri her duyduğumuz kulis bilgilerini yazmayız, aktarmayız. Tabii önce bir evet. Ama bunlar piyasaya çıktığı için karşılıklı diyaloglardan dolayı konuşabiliyoruz ama mesela yani Sayın Akşener ailesi konusunda çok hassastır. Şimdi mesela daha bu parti kurulmadan MHP'de işte imzalar toplanmıştı. Kurultay, kongre toplamak için çeşitli mücadeleler verirken yani Sayın Akşener herkesin gözleri önünde oğlu Fatih'e, Fatih al babanı da git dedi yani, meydandan kovdu resmen. Al babanı da git. Ya ailesini karıştırmaz bu işlere. Bir de şey demişti ya, herkes eşiyle gelmiş dedi, ben de dedi. Hani İzmir mitingine evet. Çıkışı o anlarda. Akşener'in o konuşması geldi galiba arkadaşlar. Bir bakalım. Evet, ona göre de o sesi bir dinleyelim işte, ne demişti Akşener. Senin bir cümlen benim şimdi dikkatimi çekiyor. Diyorsun ki Akşener oradan giderse, hı hı, hani asıl bu dağılma evet. mı işte, düşüş mü oy oranında, artık o mu görülür? Ama bir geçmişe gidip baktığımızda da yani kemikleşmiş bir oyundan da hani İyi Parti'nin bahsedilir hep. Tabii tabii. O yani, kemik oyu da aslında burada konuşmak gerekiyor. Yani hani düşse bile... Hı hı. İşte zaten yedilerde, sekizlerde falan diye. Bakın, evet, evet. 17-18'lere kadar çıkmıştı. Ama bir işte masa olayı, arkasından listeler olayından dolayı %10'lara, kendisi ifadesidir %7 civarında oy kaybettik. Yani Sayın Akşener kendi ifadesidir yani. Hmm. Yani bu buraya kadar çekilmiş. Bundan sonra bu yerel seçimler, tabii genel seçimler gibi bir ölçü olmayacak. Her şeye rağmen yani 81 vilayet deniyor ama bu yani genel anlamda söylenen bir cümle. Geçtiğimiz seçimlerde bazı illerde mesela şimdi Zafer Partisi ilan etti. Iğdır ve şeyde dedi, Kars'ta evet. biz aday çıkarmayacağız. Daha önce de İyi Parti oralardan aday çıkarmamıştı. Bazı stratejik yerlerde aday çıkarmamışlardı. Şimdi de yine aynısını yapabilirler. Yani dün Sayın Mansur Yavaş'la işte bir nezaket görüşmesi,
Akabinde aldığımız bilgilere göre İmamoğlu'yla telefon görüşmesi. Önümüzdeki hafta bir araya geleceklerine dair. Yani bu pilav daha çok su kaldırır. Ben Sayın Akşener'in İçişleri Bakanlığı yapmış ve yılların tecrübesiyle öyle boş dedikodular falan pabuç bırakmaz. Bu yüzden yani burada galip her zaman genel başkan olur. Sayın Akşener birkaç gün sonra bunun tartışmaları da sona erer ve yeniden partinin belki partiye yeni katılımlarla veya daha önce gitmiş kişilerin geri gelmeleriyle falan bir yeniden bir yola çıkış. Bu arada yani benim konuştuğum İyi Partililer, yöneticiler şunu söylüyorlar. Bu bizim için de aynı zamanda bir temizlik için vesile oldu. İşte onu söyleyen var. Arınma diyenler var. Bir takım yüklerden kurtulma diyenler var. Dolayısıyla ben Sayın Akşener'in bu krizi de atlatacağına inanıyorum. Peki ne demiş? Bir izleyelim şimdi Akşener bu iddialara ve bugünkü açıklaması. Aslında daha sonrasında da konuştu yine. Akşam bültenimizde ayrıntılı bir şekilde izleyeceğiz ama biz şimdi bir bölümüne bir bakalım. Ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan ve özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur. Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Söyleyeceğim şey şu. İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin bunlar iftiradır diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından. Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum, edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir. Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Siyasi ahlak yasası meclise defalarca getirildi. AKP ve MHP oylarıyla bunlar reddedildi. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ama ben şunu biliyorum. Sayın Akşener'in daha önceki istifalardan duyduğu acıyı da biliyorum. Yani üzüntülü. Her istifada ayrı ayrı üzülmüştür. Yani ona tanık olan bir gazeteciyim. Bütün şeyine üzülür ama bazı konular vardır ki affı mümkün değildir. Demek ki affı mümkün olmadığı için bu konuyu gündeme getirdi ve gitmelerini istedi. Fakat yani birileri sessizce çekildi gitti. Öteki biraz direniyor. Önümüzdeki günlerde birisi daha gidebilir. Evet, bir iki isim var. Ne yapacaklarını bilmiyoruz ama o bir iki ismin de adı geçiyor. Dolayısıyla belki onlardan da giden olabilir. Adnan Beker de dedi ki isim versin, vermezse istifa etsin dedi. O da o fuhuş oteli işleten emniyet müdürü iddiası nedeniyle bunu söyledi. Kumpas dedi kendisiyle ve yakınlarıyla ilgili iddiaların ortaya atılmasına da. Bakın şimdi, FETÖ taktiği uygulanıyor dedi mesela o da dün. Yani o işleri bir geçsin Adnan Beker, o işleri geçsin. O fuhuş oteli olayı kayıtlara geçmiştir. Devam eden zaten bir mahkeme. Zaten Ali Yerlikaya'ya bilgi verildi. Evet, mahkeme devam ediyor. Orada o isimler bellidir. Kimin ne zaman kimlerle buluştuğu, görüştüğü de orada belli. Yani işte diyor ki benim oğlum yoktu, yeğenim vardı. Hayır, onun da kayıtları var. Yani devletle istediğiniz kadar uğraşın. Belki biraz ertelersiniz ama kayıtlar tek nüsa değildir yani. En az 5-6 nüshadır. Ve yeniden altını çiziyorum. Yani bu ülkede en kritik günlerde İçişleri Bakanlığı yapmış birisi böyle söylentiyle falan bir yani en yetkili kişilerden almıştır bu bilgileri, sağlam bilgileri. Öyle açıklamıştır.
Ve de artık zaten olay İçişleri Bakanlığı'nda yani Ali Yerlikaya'ya iletilmiş durumda. Evet. Zaten İçişleri Bakanlığı da yapmış bir insanın bunu söylüyor olması hani o yöntemi hani yolunu bilerek zaten bunu söylüyor. Orada kameralar karşısında şu kişiler demez herhalde. Yani öyle bir bilemiyoruz tabii. Bir de mahkemeye intikal etmiş konulardır bunlar. Bir de mahkemelik. Devlet düzeninde geleneğinde. Bu durumlarda mahkemeye intikal etmiş peki konularda sence, yorum yapılmaz. Dünkü görüşme Akşener, Mansur Yavaş görüşmesi. Evet. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de birçok ilde bekleniyor ne olacak diye. Evet. Bütün kapıları kapattı aslında Meral Hanım yani. Ama dün biz o görüşmeyi görünce acaba dedik hani bir kapı mı aralanıyor? Nezaket ziyareti falan denildi ama. Evet. Yani yine de işte yok bir şey değil. Var mı yani arkasında? Var. Olmaz mı? Yani Sayın Mansur Yavaş Ankara'yla ilgili, Ankara'nın tüm ilçeleriyle ilgili ve büyükşehirle ilgili anekdotları bir dosya halinde sundu. Yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını sundu. Yani bu tip görüşmeler her ikisini de tanıdığım için biliyorum. Çok uzun konuşmayı sevmezler yani. Her ikisi de. Yani ne yapacaklardı? Gerekli açıklama yapıldı. Nezaket ziyaretidir. Ama şunu biliyorum. Ankara ile ilgili bir dosyanın sunulduğunu Sayın Akşener'e sunulduğunu biliyorum. Yani Ankara ve ilçeleriyle ilgili, tüm ilçeleriyle ilgili bir dosyanın sunulduğunu biliyorum. Siyasette 24 nasıl saat... bir dosya yani hani ilçelerde yani anket yani memnuniyet anketleri gibi tabii, bir şeylerin tabii. yapıldığı bir dosya tabii, yani 3 ayrı anket var mesela Sayın Mansur Yavaş %62 ile önde şu anda yani Ankara'da ki rakibi belli olmadığı halde yani Mansur Yavaş'ın yani bir tek yeni mahallede Fethi Başkan Mansur Yavaş'ın üzerine çıkmış daha fazla oy alabiliyor. O da %67 ila 70 arası galiba her yerde Mansur Bey hep birinci durumda. Bir tek yeni mahallede Fethi Bey'in daha fazla tercih edilmesi var ki çok da hizmeti var yeni mahalleye çünkü. Benim mahallem. Ya bir paylaşım falan olabilir mi? Olabilir. Ben hala umudumu koruyorum. İstanbul'da da olabilir. Yani bakın şimdi İstanbul'da bazı ilçelerle ilgili Sayın Akşener adaylarını açıkladı. Değil mi? Ama büyükşehirle ilgili herhangi bir açıklama yok. Yani siyasette bazen böyle kartlar yeniden dağılır duruma göre. Ben bir de şunu düşünüyorum. Sayın Akşener Cumhurbaşkanlığına aday göstermeyi düşündüğü... Bir de yani kazanacak aday diye mesela iki ismi yani, sunarken... Bu iki isme karşı bir aday çıkarabileceği konusunda doğrusu ben düşünmüyorum. Şunu söyleyebilir yani bir devlet tecrübesi olarak şunu diyebilir. Ankara ve İstanbul'un yeniden AKP'ye geçmemesi için bir fedakarlık yapıyoruz. Bu bizim için bir beka meselesidir. Diyerek bir viraj alınır yani. Bunların çareleri var siyasette. Şimdi bir ajansların geçtiği görüntüyü bir ekranımıza getirelim. Çünkü bir evet dünyanın gözü bu takasta aslında. İsrailli rehineler takas için Batı Şeria'ya getiriliyor. O anlar şimdi ekranımızda. Hamas 12 Taylandlıyı da bıraktı. Daha en yeni gelen bilgiler bunlar. Ama rehine takasına da artık dakikalar kaldı diyebiliyoruz. Birazdan gerçekleşecek. 13 İsrailliye 39 Filistinli. Normal. Yani hatta şöyle söyleyeyim yani yıllar önce bir asker birazdan serbest bırakacaklar. Bir asker karşılığında ki uzun süre tutulan bir asker, 3 yıl tutulan bir askerle 150-200 civarında tutuklu değiş tokuş yapılmıştı yani. İsrail bu konularda çok hassastır kendi vatandaşlarıyla ilgili. Ama burada bir insanlık dramı var.
Ne yazık ki bütün dünya seyrediyor. Ve Türkiye burada aslında daha önceki yıllarda söz sahibi olan, arabulucu olan Türkiye şu anda arabuluculuk görevi verilmiyor. Burada mesela bu takas işlemlerini Katarlılar devreye girerek yapmaya başladılar. Düşünebiliyor musunuz yani? Yani ne Mısır, başta öyle yansıtılmamıştı evet, ama ne sonradan Mısır, mı? Ne Mısır ne Türkiye ne de diğer ülkeler burada Katar devreye giriyor. Hamas'la görüşmeleri yapıyor ve İsrail'le görüşmeleri yaparak burada yani hakemliği, değiş tokuş operasyonunun kontrolü Katar'da. Hani biz dünya lideriydik. Avrupa da bizi kıskanıyordu. Şimdi